Generations'ı alırken ki heyecanımı düşünüyorum da. Kendimi acıdım. Tamam, direkt yüze vurmak istemezdim. Ama öyle. Nedense Sonic Unleashed'dan daha güzel olacağından emin gibiydim. Evet, gibiydim. Hala en sevdiğim Sonic oyunu Unleashed. Madem bir inceleme yapacağız, o zaman bir yerden başlayalım. Hikayeden girelim olaya. O gün Sonic'in doğum gündür ve herkes mutludur. Sonic de sosisini almıştı ayrıca. Aradan bir süre geçer ve sipsiyah bir zaman yaratığı çıka gelir. Evet, zaman yaratığı. Daha mantıklı bir isim bulamadım. Ve bütün kahramanlarımız, Sonic dahil, farklı portallardan farklı zaman dilimlerine gönderilir. Sonic zaman dilimlerinde tek hayatta kalan, donmayan tek kahramanımızdır. Neden acaba? Bu sırada Sonic bembeyaz bir alanda uyanır ve asıl oyun ve asıl hikaye orada başlar. Tabii ki de ilk işi arkadaşlarını bulmak olur. Ki bulur da donmuş halde. Onları kurtarmaya çalışır ama bir süre sonra zaman arası boyutlarda bir sıkıntı oluşur ve klasik Sonic ve Tails, modern Sonic ve Tails'la buluşurlar. Başta çok garipsemiş olsalar da zaten oyunun kapağından da alışacakları belli edilmiş. Sizce devamında ne oluyor dersiniz? Tabii ki de kötü adamımız Doktor Eggman geliyor. Hem de iki tane. Evet, Doktor Robotnik de var. Yani iki Sonic varsa niye iki tane Doktor Eggman olmasın ki? Mantıksız değil. Ve sonradan öğreniyoruz ki spoiler. Bak, spoiler veriyorum. Ben uyarıyorum. Bir düşünün. Spoiler yemin. O zaman yaratığını da kontrol edenler de Doktor Eggman'lermiş. Çok şaşırtıcı olmasa gerek. Çok mu abarttım? Yani çok da spoiler bir şey değilmiş. Sonunda Sonic'ler bayağı bir dayak yiyor. Yani azıcık daha zorlasalar ölecekler ama bayılırlar. Ve Sonic'in arkadaşları gelir. "Hadi Sonic yapabilirsin, adamsın oğlum sen." diyerek gaz verirler. Ve ölmesinler diye kaos zümrütlerini de verirler. Ve olan şey... Supersonics. Çok kötü olmayan bir boss savaşıyla hikaye ve oyun biter. Hikaye iyi. Azıcık daha zorlasalar Unleashed'dan iyi olabilirmiş. Klasik Sonic ile modern Sonic'in birleşmesi. Vay be, en iyi oyun olması gerek. Filan dediğimi hatırlıyorum oyunu almadan önce. Kötü de değilmiş. Gelelim grafiklere. Grafikleri geliştirilmiş, kötü değil. Unleashed'da daha iyiydi o kıl detayları filan ama yani kurt Sonic olmadığı için detayını ne yapacaklar? Ama yine harika bir grafiği var. Atmosfer ve müziklere gelirsek, müzikler harika. Yeri gelince sakin, yeri gelince gaza getiren müzikler. Hatta ekstralardan eski oyunların müziklerini de dinlenebilmesi müthiş bir şey. Ben hepsini açamadım ama iyi yani. Atmosfer iyi. Diğer oyunlardan alınan maplerle yapılmış biraz değiştirip tam oturtmuşlar. Çok iyi. Ama oyun acayip kısa. Sonic Unleashed için kendimi yaratarken bunu da 3 günde bitirince ne? Bu kadar çabuk olamaz dedim. Azıcıkın daha zor olsa çok iyi olurdu ama ne yapalım artık. Oynanışı basit, eski oyunlardaki gibi çok rahat bir kontrolleri var. Sonic Unleashed'da 1-2 tuş farkı var o kadar. Modern Sonic'le oynamak harika, hızlı bir his veriyor. Küçük Sonic'le oynamak harika, böyle tatlış tatlış bir his veriyor. Şimdi diyeceksiniz ki sen şimdi bütün bu güzel yönleri saydın ve sırf kısa diye mi beğenmiyorsun? Derseniz evet. Çünkü yetmedi oyun bana. Tekrar oyna. Derseniz yok, öyle o kadar eğlenceli olmuyor tekrar oynayınca. Hatta onu bunu bıraktım. 2 hafta mı? Hadi bir hafta mı alsa yine yeterdi. Ama ne yapalım. Neyse, özete gelelim. Oyunun hikayesi iyi. Grafikler fena değil. Atmosfer ve müzikler yerinde. Diyaloglar eğlenceli. Bundan bahsetmeyi unuttum. Diyaloglar da böyle işte bildiğin Sonic oyunların eğlencesi Unleashed'dan. Ama çok kısa. Ama oyunu genel anlamda beğendim. Beğendim. Vay, o kadar yerden yere vurdum oyunu ama böyle oyunu azıcık daha derine inince fark ettim ki oyun o kadar da kötü değil. O yüzden sırf bir eksik yönü var diye böyle 60-50 falan düşürmem puanını. Sonuçta oynadım ve hala arada girip oynuyorum böyle Sonic'le filan. Bu arada Sonic Generations 2 adında olmayan bir Sonic Generations 2 geliyor. Onu ne yapacağız bakalım. Neyse, uzatmanın bir anlamı yok.
Benim puanım